Merhabalar, ben Gamze. 2018'inde Ulink ailesinin bir parçası olmuştum. Şu anda topluluğumuzu devralan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ulink'in doğum gününü kutluyorum. Herkese merhaba, Kardelen Kaya ben. Ulinka'nın 2017-2018 dönemi üyelerinden biriyim. Çok güzel şeyler yaptık. Bizden sonra da gerçekten çok güzel etkinlikler yapıldı. Gitgide daha da güzel işler yapıyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda da çok daha güzel şeylere imza atarız. Bugün Ulinka'nın doğum günü. Bizi biz yapan tüm üyelerimizin doğum günü aslında bence. Bu yüzden hepimizin doğum günü kutlu olsun. Merhaba, ben Alparslan Erciyes. 2017-2018 döneminde yönetim kurulu üyeliğinin görevini yaptım. Bu görev zarfında çok değerli arkadaşlıklar ve bağlantılar kurdum. Ulinka demek, çalışma, özveri ve başarı demektir. Bugün topluluğumuzun yıl dönümü. Sağlıklı ve başarılı bir yıl dönümü dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, her zaman arkanızdayız ve sizinle gurur duyuyoruz. Herkese merhaba, ben Ceyda. 2021 yılında İktisat bölümünden mezun oldum. 2017-2018 döneminde Uludağ İnsan Kaynakları Topluluğu'nda görev aldım. Bu süreçte çok güzel arkadaşlıklar edindim. Farklı sektörlerden iş insanlarıyla tanıştım. Ve sosyal yardım projelerinde yer aldım. Bunun hepsini Ulinka sayesinde başardım. 23. yıl dönümünde Ulinka'ya buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Merhabalar, ben Leyla. 2017-2019 döneminde aktif üye olarak Ulink ailesinin bir parçası oldum. Bu zaman diliminde topluluğun katkısı bana çok fazla oldu. Hayallerimi bir adım daha yaklaşmama destek oldu aslında. Unutulmaz anılar, arkadaşlıklar, seminerler, summitler. Bugün topluluğumuzun yıl dönemi. Yeni yaşınız kutlu olsun sevgili Ulinka ve değerli üyeleri. Herkese merhabalar. Muhammed Bülbül, Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Topluluğu eski dış ilişkiler birim başkanıyım. Daha öncesinde de uzun süre Ulinka'da aktif üye olarak görev aldım. Şu anda hali hazırda Fuzul Holding'de finans uzman yardımcısı olarak görev alıyorum. Ulinka benim hayatımı değiştiren unsur oldu desem abartı olmaz. Çünkü dış ilişkiler birimin başkanlığı yaptığım dönemde yaz stajı için İstanbul'a geldim ben Fuzul Holding'e. Sonrasında şirkette kaldım. Yani zaten stajı topluluk sayesinde bulmuştum. Daha doğrusu Büşra sayesinde bulmuştum. Büşra Gül sayesinde. Buradan da ona çok selamlarımı ileteyim. Yani Ulinka benim üniversite hayatımın %90'ını oluşturdu. Yani bütün güzel anılarımı, bütün iyi dostlukları, iyi arkadaşlıkları Ulinka'ya borçluyum diyebilirim. Şu anda yani geçmişten olan ve hali hazırda Bursa'ya gittiğimde yeni yeni insanlarla tanışıyorum topluluktan. Hani bu Ulinka'nın ne kadar büyük bir yani topluluk olduğunun göstergesidir. Zamanında topluluk birkaç badireler atlattı. Ama Ulinka büyük bir topluluk olduğunu bunları atlatarak da zaten kanıtladı. Eski başkanlardan Batuhan'ın döneminden süregelen bir sürekli bir yükseliş var. Sonrasında Emirhan, sonrasında Gizem, pandemide Numan, geçen sene Büşra ve şimdi de Ayşe zaten topluluğu sürekli ileriye taşıyan bir özverideler. Topluluğun şu anda dinamizmi de çok iyi. Jenerasyonu çok iyi. Yani çok böyle bir pırpır jenerasyon var, öyle söyleyeyim. Yani bu yükselişin ben devam ederek hiç bozulmayacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Yani kısacası Ulinka bana çok kazanımlar elde ettirdi. Buradan da öğrenci arkadaşlara naçizane tavsiyem, onlar da Ulinka'yı bırakmasın. Hani Ulinka'ya devam etsinler ki hem sosyal açıdan hem kariyer açısından büyük kazanımlar elde edebilsin. Söyleyeceklerim bu kadar. Buradan herkese saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhaba, ben İrem Parlak, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Size kısaca Ulinka geçmişimden ve Ulinka'nın bana neler kattığından bahsedeceğim. Ulinka'ya 2018 yılında üye oldum.
birinci sınıfken iyi oldum. Yani tek topluluk hani benim için Ulinkari'de. Başka hiçbir topluluğa iyi olmadım. Ama bu demek değil hani başka topluluğa iyi olmayın. Ben sadece hani gerçekten aradığım her şeyi bu toplulukta buldum. Ve hani kendimi gerçekten de buraya ait hissettiğim için hani burası için faydalı şeyler yapmak istedim bu topluluk için. Şöyle ki ilk başta bir aktif üyelik sürecim oldu. Sonrasında yönetim kurulu üyesi oldum. Sonrasında ise başkan yardımcısı oldum. Başkan yardımcısı olduğum dönemler Numan'ın başkanlık yaptığı dönemlerde. Şöyle yani bu topluluk gerçekten hani mesela ben üniversiteye ilk geldim tek başıma, yalnızım. Hani iktisat okuyorum evet ama hani beni İBF okuyanlar anlayacak. Hani kendimi nasıl farklı gösterebilirim, nasıl parlayabilirim bu insanlar arasında bilmiyorum hani. Çünkü çok fazla mezun var ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hepimiz sudan çıkmış balık gibiyiz okulda. Ne tesadüftür ki hani bir şekilde bu topluluğa geldim ve aslında gerçekten de neler yapabileceğimi gösterdi bu topluluk bana. Çünkü yani adını bilmediğim firmaları bir şekilde kendim mail atarken buldum. Sonrasında onlarla birlikte etkinlik yaparken buldum. Ve onların içinde hani bulunan firmalarda kendim staj yaparken buldum. Şimdi de o firmalardan birinde çalışıyorum. E-ticaret kategori sorumlusuyum 2 yılı firmasında. İşimden çok memnunum bu arada. Hani her şey aslında Ulinka sayesinde ama bir yandan da duygusal bir yönü var benim için. Üniversite senelerimin en güzel anları Ulinka'daydı. Hani pandemi senesi bile hani Ulinka'daydım ben. Hani biz sürekli 7/24 hani topluluk için etkinlik düşünüyorduk. Hani sürekli toplantılar yapıyorduk gece gündüz. Hiç fark etmez. Yani ayrıyeten hani birinci sınıfta dediğim gibi üye oldum ve hani hiçbir arkadaşım yokken ben tüm arkadaşlarımı buradan buldum. Dostluklarımı buradan kazandım. 3. 4. sınıf gerçekten hani öyle geçti benim için. 2. senemiz pandemiye denk geldi. Ama pandemi döneminde bile yani bir sürü arkadaşlıklar kurduk. Hatta şu anki yönetim kurulundaki bazı arkadaşlar da pandemi döneminden kalma. Gerçekten birbirimizi çok sevdik. Çok destek olduk. Hani hala destek olmak devam ediyoruz. Hani bize şu anda hani Ayşe bir şey dediğinde tüm topluluk, tüm eski üyeler, tüm başkanlar, başkan yardımcıları hepsi bir şekilde hani toplanıp tamam yaparız diyorlar. Çünkü biz Ulinka'yız bu arada. Yani bilmiyorum. Ben şu anda doğru yerde olduğunu düşünüyorum. Hani buradan hani kendinize çok pay çıkarabilirsiniz. Yani kendinize çok güzel fırsatlar yaratabilirsiniz. Yani bu sizin elinizde. Yani Ulinka size bunu altın bir tepside sunuyor bu arada. Ama kendinizi buraya ait hissederseniz eğer gerçekten de çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Ben bu arada çok uzun konuştum. En iyisi yarıda kesiyorum. Çok güzel bir dönem diliyorum hepinize. Şu an bir etkinliktesiniz biliyorum. HR Sınıf bizim için çok önemli bir etkinliğimiz bu arada. Zirvemiz. Hani başarılar diliyorum hepinize. Umarım gelecekte çok güzel şeyler bekler sizi. Yardım olabileceğim başka bir şey varsa da tabii ki de destek olurum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben 2020-2021 Sosyal Medya ve Tasarım Birim Başkanı Kübra Zeytun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kendi Ulinka yolculuğumdan bahsedecek olursam eğer ben gerçekten aslında çok iyi bir döneme denk geldim. Bizim için çok önemli olan etkinliklerden birisi Digital Steps dönemindeydik. O dönemde bulunma fırsatı yakaladım. İlk başta İletişimlere geçerken, mail atarken, ararken birazcık sıkılıyordum, çekiliyordum. Ama ondan sonra bunu aştım. Yapayıp aştım. Özgüvenim yerime geldi. Kendime baktım, burada bir şeyler katmaya başladım ben. Kendimi öğrenmeye başladım. Kendimi tanımaya başladım. Bilgilendim. Özgüvenim gelişti. Ve burada devam etmeye başladım. Sonra ne yazık ki korona dönemi başladı. Online'a döndük. Online'a döndük ama buradaki gelişimim, eğitimler, fırsatlar hep devam etti. Çok güzel arkadaşlar edindik. Hiç görmediğim insanlarla, hiç tanışmadığım insanlarla bir bağ kurduk, bir arkadaşlık kurduk. Sadece tek görüştüğümüz cuma günleri bir meet day'di.
Onun dışında maalesef görüşemiyorduk ama çok sık arkadaşlar edindik. Ve hep de devam ediyor, devam da edeceğine inanıyorum. Her dönem gittikçe başarıya gidiyoruz. İnşallah bu dönemde sizin sayenizde başarıya gideceğiz. Yarın çok güzel bir etkinliğiniz var. HR Summit bizim için çok önemli etkinliklerden birisi. Yani size özeniyorum çünkü orada olmak isterdim. Bunun bir parçası olmak isterdim ben de. O çabaya girdikten sonra salonu öyle dolu görmek insanı çok mutlu ediyor. Bence bu hissin tarifi yok diye düşünüyorum ben. Hepinize çok güzel bir dönem diliyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimi iletiyorum. Her zaman tabii ki biz Ulinka'yız. Merhabalar arkadaşlar, ben Berat Doğrulca. Ulinka 2021-2022 Salon Etkinlikleri Başkanıyım. Ve bugün sizlerle bu videoda buluşmanın verdiği mutluluğu tarif edemem. Çünkü Ulinka'nın bendeki aidiyeti, yeri ve hayatıma kattıkları çok fazladır. Bugün sizlerle bu videoda buluştuğum için inanılmaz mutluyum. Ulinka'ya unutmayınız. Bir verdiğiniz zaman size 5 verir. Hayatınızı yönlendirmenize yardımcı olur. Ve unutmayın ki biz Ulinka'yız. Teşekkürler, iyi günler. Evet, herkese merhabalar. Ben Can Durmuş. İktisat öğrencisiyim. 3. sınıftayım. İnşallah bu sene bitirmeyi planlıyorum artık. Size kısaca Ulinka'yla olan hikayemi anlatmak istiyorum. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı, benim de vaktim olsaydı. Şu an İngilizce kursundayım, aradayım. Sağ olsun Başak da yarım saat içinde benden videoyu bekliyor. Biraz daha böyle duygu yüklü bir konuşma yapmak istedim, çalışıp. Ama spontane anlatmaya çalışacağım anlatabildiğim kadar. Ben ilk Ulinka'yla pandemi yılında tanıştım. O zaman full time, tam zamanlı çalışıyordum. E-ticaret işinde çalışıyordum. O zaman tüm süreç zaten online ilerliyordu. Okuldaki dersler, sınavlar, etkinlikler. O yüzden çok benim için problem olmuyordu. Hani kablosuz kulaklığımı takıyordum çalışırken. Yaptığım işte yarım masa başı işti. Benim için çok problem olmuyordu. Etkinlikleri dinliyordum. Yani bütün bu girdiğimiz etkinlikler online şekilde yürüyordu. Ondan sonraki dönemde ben yazın çalıştığım işi bıraktım. Çünkü artık yasaklar gevşemişti. Okul da fiziksele dönüyordu. Dersler ve sınavlar fiziksele dönmeye başlıyordu. O zaman ben yazın çalıştığım işi bıraktım. Dış ilişkilerdeydim ben. Muhammed, Uğur, ben vardım. Başka kişiler de vardı ama biz genellikle üçümüz yapıyorduk toplantıları. Yaz ayında yapıyorduk. Böyle sohbette karışık güzel bir toplantılar geçiyordu. O yüzden hiç kaçırmıyordum. Sonra Muhammed zaten staj yapıyordu. Oradan stajdan full time tam zamanlı işe geçti. Aynı çalıştığı şirketten. Ben de beklemiyordum. Bir anda kendimi yönetim kurulunda buldum. Dış ilişkiler birimi başkanı olarak buldum. 2021 ve 2022 döneminde. O şekilde bir an, yani başta bir şey kaldım. Yani kararsız kaldım. Hani gerek var mı, gerek yok mu diye. Ama iyi ki de sürecin içine dahil olmuşum. Sağ olsun yönetim kurulu arkadaşlarım da çok iyiydi. Onların da çok faydası oldu. Dolu dolu bir sene geçirdik. Bir sürü etkinlik yaptık. Çok güzel insanlar tanıdık. Yeni arkadaşlıklar edindik. Pişman mıyım? Asla pişman değilim. İyi ki sürece dahil olmuşum. Ya bana kattığı çok şey var, say say bitmez ama en kattığı şey olarak, spesifik olarak bir şey söylemem gerekirse bazı şeyleri farkına varmamı sağladı, eksik yönlerimi görmemi sağladı. Yani farkındalık çok kattı bana Ulinka. Bana çok büyük bir farkındalık kattı. İyi ki bu ailenin içine dahil olmuşum, katılmışım. İyi ki varsınız hepiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, Bakü'den hepinizi selamlıyorum. Ben 2021-2022 döneminin sosyal medya birimi başkanı Natavan. Ama sizler bana genellikle Nata diyorsunuz. Ayşe bizden Ulinka hakkında video çekip atmamızı rica etti. Biz de seve seve çekip atarız tabii ki dedik. Ulinka benim için gerçekten çok fazla şey ifade ediyor arkadaşlar. Çünkü bir kere burada yer alırken çok fazla şey öğrendim diyebilirim. En basitinden kurumsal mail atmayı bile ben burada yer alırken öğrendim. Ama Ulinka'yı benim için en özel kılan şey oradayken kazandığım insanlar ve dostluklar diyebilirim. Üniversite yıllarım sayelerinde daha da güzelleşti. Ve ayrıca mesafelere rağmen o insanlarla hala iletişimde olmam, yani dostluğumuzun hala devam etmesi beni çok fazlasıyla mutlu ediyor.
Yeni üyelere söylemem gerekecek bir şey varsa o da şudur. Arkadaşlar bence doğru yoldasınız. Bu yoldan devam etmenizi öneririm. Çünkü verdiğiniz emeğin gerçekten muhakkak karşılığını alacaksınız eğer buradaysanız. Bunu bilin. Hepinize başarılar diliyorum. Keşke bugün şu an yanınızda olabilseydim. Ama maalesef olamıyorum. Ama hep söylediğim bir şey var. Önemli olan kalplerimizin bir olması. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. 2022-2023 döneminin yönetim kurulunda kocaman öpüyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aysu Avcı. 2021-2022 Kişisel Gelişim Birim Başkanıyım. Bugün sizlere Olinka'nın bana kattıklarına kısaca bahsetmek istiyorum. Olinka bana olmak istediğim yeri gösterdi. Hem bireysel hem de ekipsel iletişimimi geliştirdiğim, kuvvetlendirdiğim, iş hayatını erkenden tanıyarak nerede staj yapmak istediğim, hangi departmanda staj yapmak istediğime kadar karar verdiğim bir yol göstergesi oldu bana. Ve en önemlisi de çok güzel dostluklar elde ettim. Bu yıllar boyunca süren dostluklarımızı temelini attık ve hala da görüşüyoruz. Farklı ülkelerde, farklı şehirlerde olsak bile hala bağımız çok kuvvetli. O yüzden çok güzel bir topluluktasınız, çok şanslısınız. Umarım sizler de bizler gibi güzel deneyimler, güzel etkinlikler ve güzel dönemler yaşarsınız. Ve ne kadar değiştiğinizi, geliştiğiniz ve Olinka'nın ne kadar değerli olduğunu farkına varırsınız. Diğer topluluklara nazaran. Son sözüm olarak da biz Olinka'yız diyerek hoş geldiniz diyorum ve çok güzel dönem geçirmenizi diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben 2017-2018 döneminde Olinka'da başkan yardımcılığı yaptım ve 18-19 döneminde topluluk başkanlığı görevini yürüttüm. Olinka benim için çok şey ifade ediyor aslında. Olinka'da birçok gerçek dostluk, arkadaşlık, birçok bağlantı, ilk defa hayatınızda kurumsal mail atabileceğiniz veya kurumsal olarak bir firmayla iletişime geçebileceğiniz anlar sizin için üretiyor. Olinka'ya ne verirseniz size Olinka aynısını emin olun fazlasıyla veriyor. Umarım çok keyifli bir etkinlik oluyordur sizin için de. Olinka'nın da yeni yaşını buradan kutluyorum. Hepinize keyifli Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Büşra. Olinka 2021-2022 Yönetim Kurulu Başkanıyım. Öncelikle aranızda olamadığım için üzgünüm. Çünkü muhtemelen bu videoyu izlediğinizde ben çalışıyor olacağım. Olsun, ileride illaki bir araya geliriz. İllaki tanışırız. Şöyle başlayacağım videoma. Olinka benim için ne demek? Ben Olinka'dan bahsederken hep şu cümleleri kullanırım. Olinka benim kendimi bulduğum yer, sevgi ve saygının asla azalmadığı, her zaman arttığı bir topluluk ve dostlukların da harika yaşandığı bir aile ortamı diye tanımlarım. Çünkü inanın hala avantajlarını yaşıyorum. Hala bu topluluğa girdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu 10 sene sonra da böyle olacak, değişmeyecek. Yeni gelecek arkadaşlarımızın her zaman arkasında olacağız. İyi ki buraya geldiniz. Çok şanslısınız. Çünkü koskoca üniversitede böyle bir topluluğa denk gelebilmek insanın üniversite hayatını tamamen değiştiriyor. Benimkini değiştirdi çünkü. Umarım Olinka'nın o sihirli gücü size de dokunacaktır. Şöyle söyleyeyim, hatta bitireyim. Biz birlikteyken çok güzeliz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sizleri görmeden de çok seviyoruz. Biz çünkü bir araya geldiğimiz zaman o sevgiyi daima hissediyoruz. Ve her zaman hissedeceğiz. Gelecek sizinle güzel. Sizler Olinka'nın geleceğisiniz. Umarım 5 sene sonra da bu toplulukta tekrardan bu videoları çekiyor oluruz. Hepinizi öpüyorum. İyi ki varsınız. Biz Olinka'yız. Herkese merhaba, ben Batuhan Kaplan. 2017-2018 Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Olinka'nın ikinci kurucu başkanı olarak her zaman kendimi şanslı hisseden bir bireyim. Ne yazık ki şu anda aranızda değilim. Şu anda İtalya'da yaşamamdan dolayı sizlere ancak online bir şekilde destek vermek zorundayım. Çok konuşan bir insanım. Umarım videonun sonunu görürüz hep beraber. Zaten 20. saniyede geldik. Daha ne söyleyebilirim? Çok söylenecek şey var. Gerçekten çok söylenecek şey var. Çok güzel duyguların yaşadığımız bir zaman dilimine denk geldim. Bundan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum diyorum. Tabii ki de 2018 sonrasında kazanmış olduğumuz bir başarıdan söz ederek başlayacağım sözlerime. Dönem başında kapanan bir topluluksun, açılıyorsun ve dönem sonrasında Bırak Uludağ Üniversitesi Bursa'yı Türkiye'de ses getiren bir ödüle sahip oluyorsun. Belki de sizlere vermiş olduğumuz şu anda en güzel armağanlardan bir tanesi. Çok güzel bir ekibe sahiptik. Çok güzel bir ilişkimiz vardı birlikte. Aidiyet duygusunun, hassasiyetin, hırsın, mücadelenin, azmin, sahiplenme duygusunun en yoğun doruklarında hissettiğimiz bir zaman dilimiydi bu.
Ve bundan dolayı da dönem sonrasında istemiş olduğumuz başarıya ulaştık. Evet, güzel zamanlardı fakat bu zamanlar geçmişte kaldı. Ben şimdi ne demek istiyorum açıkçası bunu sana belirtmek istiyorum. Dostum artık bu bayrak senin elinde ve bu bayrağı sen taşıyacaksın. Bu güzel başarıların sahibi de sen olacaksın. Bu yolda hiçbir zaman unutma, her zaman arkanda çok güzel bir destek var. Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında. İhtiyacın olduğun, ne zaman desteğe ihtiyacın olduğun zaman da o el her zaman senin arkanda olacak. Kendine lütfen inan. Evet, biz Ulinka'yız, biz bunu boşuna demiyoruz. Sen, ben, biz varız burada. Biz bir bölüm topluluğu değiliz. Biz birlikte gerçekten çok güzeliz. Biz birlikte çok anlamlıyız. Biz birlikte devam ettiğimiz sürece o güzel günler karşımızda çok uzak durmayacak. Bundan emin olabilirsin. Ama lütfen kendine öncelikle güven. Ben eminim Uludağ Üniversitesi bu ödülü Uludağ Üniversitesi'ne bu ödülü getiren ilk topluluk Ulinka'ydı ve ikinci olacak topluluk da yine Ulinka olacak. Ve belki de bu ödüle sahip olacak kişi sen olacaksın. Sen bu ekibin bir parçası olacaksın. Kendi her zaman şanslı hisset lütfen. Çünkü sen bir şampiyon topluluğun şampiyon bir üyesisin. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum. İmkansız diye bir şey yok. Zor sadece biraz zaman alıyor. Sen kendine güvendiğin müddetçe tünelin sonundaki güneşi de göreceksin. Kendinize çok iyi bakın. Her ne kadar uzakta olsak dahi o hissiyatı sizlere geçirmeye çalıştım. Sizleri çok seviyorum. Umarım güzel bir etkinlik geçirmişsinizdir. Doğum günümüzde bu vesileyle tekrardan kutluyorum. Ulinka'yla kalın. İtalya'dan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.